Evet. Rubber stamp aracı, klonlama aracımız. Evet, bir örnek seçiyoruz bölgeden. Sonra aynısından ne yapabiliyoruz? Bir buraya bir kopya çizebilmemizi sağlıyor. Ama buradaki amaç öncelikle ne yapacaksınız? Bir örnek ekrandan alacaksınız. Mesela bakın şu arkadaşı tuttum. Bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra da ne yapıyorum bunu buraya? Çiziyorum. Hemen altındaki replace değiştir demek. Replace kolu renk değiştir. Ekrandaki rengi mesela şuradaki beyazlar siyah olsun şeklinde bir değişiklik yaparak ne yapabiliyorsunuz? Bu tonları dikkat ediyor musunuz? Siyah beyaza gidiyor resim. Bak resmi bozmuyor. Niye bozmuyor? Çünkü ben şurada strength diye bir bölüm var. Strength güçlü demek. Yani uyguladığı güç. Bu strength'i artırırsanız bakın 200 sonuna kadar getirirseniz şu bölgeler bakın bir hamlede siyah beyaz olacak. Yani siyah beyazdan siyah dönüşüyorum. Siyah beyaz yapıyorum da. Ama şu strength'i düşürürseniz bakın daha az yavaş yavaş etki yapıyor. Dikkat ettiniz mi buna? Fark ediyorsunuz değil mi? Yani şu güç olayı değiştirme olayını da azaltıp çoğaltıyor. 200 yaparsanız bakın hemen vurduğunuz yer siyaha bürünüyor ama resmi bozmuyor Replace Color'da. Sadece ne yapıyor onu? Bakın tamamıyla ne yaptım şimdi? Siyah beyaz yaptım görüyor musunuz? Bakın. Tamamen siyah beyaz oldu. Şimdi bir kat daha atabilirim. Ama daha ne kadar gidebilir ki bu resim? İstediğiniz kadar uygulayın. Resmin orijinalliğini ne yapmıyor bu Replace Color? Bozmuyor. Bu da büyük avantaj sağlıyor bize. Bu çok önemli. Normal fırçayı alıp da burada boyama yaparsanız böyle olur. Evet, biraz önce örnek vermiştim. Özellikle eski resimlerde kullanılır demiştim bu. Dediğim gibi eski bir resim var. Dedenizin resmi. Üzerine belli yerleri sararmış, belli yerleri siyah beyaz, belli yerleri sararmış. O resmi taratıp bilgisayarınıza aldığınızda bu Replace Color sayesinde ne yapabilirsiniz? Tüm resmi aynı renge büründürebilirsiniz. Sarılıklarını yok edebilirsiniz böylece. Bunu da örnek olarak vermiştik. Evet, burada hemen bir araç daha var. Red Eye Removal diye. Red, kırmızı göz kaldırma. Bazen resim çektiğiniz zaman gözler kırmızı çıkıyor. Değil mi? Bu kırmızı göz hatalarını işte bizim bu burada ben koymuştum buraya kırmızı göz. Yani bir gözün kırmızı bölümüne uygulayarak kırmızılığı kaldırıyor gençler bu. Evet. Şurada bir tane var. Bunun daha iyisi vardı. Şu daha iyi. Şimdi kırmızı göz aracını aldınız. Gençler göz verilerek bak önce şu Red Eye Removal'ı aldınız. Şu kırmızılığın olduğu yere dikkat edin. Şurada yine tolerans var. Ve strength güç var. Uygulama oranı var. Gençler strength'i tam ortada dursun. Elde dursun. Şu kırmızı olan yeri şöyle kare içine alıyorum. Gitti mi? Kırmızı bakın göz bebeğindeki bakın bu da gitti. Hiçbir şekilde gözde bir bozukluk var mı? Siz bunu fırçayla boyayamazsınız. Yani boyarsanız gözün kendi orijinalliği bozulmuş olur. Bir daha göstereyim. Bakın toleransı artırırsanız bakın ne oluyor? Daha çok belirgin oldu değil mi şey? Kırmızılık tamamen gitti. Bir daha göstereyim. Rengi değiştirebilir miyim? Gözün rengini değiştirebilirsin. Bununla anlamaz. Bu kırmızı göz kaldırıyor. O fotoğrafı
gücü uygulayalım. Artıralım. Evet. Bunda güç oranını artırarak kırmızı, yani şimdi bu resimde kırmızı göz çok rahat kalktı. Oğlum, bazı resimlerde kırmızı göz bir kere uyguladığınızda kalkmayabilir. Kalabilir ekranda. O gibi durumlarda eğer baktınız, uyguladınız, bir türlü kırmızı gözü kaldıramadınız. O gibi durumlarda ne yapacaksınız? Strength, güç bölümündeki gücü artıracaksınız bu sefer. Hemen burada bir resim daha vardı. Çok uygulanırsa ne olur hocam? Uyguladıkça kızartıyor zaten. Mesela şuna girelim. Bakın uyguluyorum, bir kez uygulayayım. Bak şöyle mouse sol tuşuyla basılı tuttum. Tam kalkmadı, dikkat ediyor musunuz? Evet. Yani kırmızılık hala mevcut. Biraz daha ne yapmak lazım? Gücü artırmak lazım. Artırdım. Hala var. Bak bir kez daha uyguluyorum. Evet, ancak bu kadar kalkıyor gençler. Çünkü resim bozuk. Şöyle defalarca uygularsanız kırmızılık gider. Yani şu göz bebeğin ortasında bir sıkıntı var. Şimdi bu beyazlık olmuş orada. Onu nasıl çözeriz? Şurada bizim neyimiz var? Fırçamız var değil mi? Fırça aracını seçersiniz şuradan. Bakın burada çok dikkatli olun. Rengi buradan örneğini alın. Buradan değil. Renk örneğini buradan seçmeyeceksiniz. Bakın şu en yakınındaki piksel rengini seçin ki ortası da bu renkler olsun. Şimdi fırçanın ucuna ne yapıyorum ben? Buradakini seçiyorum. Ve daha sonra tam ortaya iyice küçültelim. Evet. Uyguluyorum. Bir kez daha. İki. Bakın fazla uygulandığında gözün yapısını bozarsınız. Bak şu anda ben çok iyi hiç yapamadım mesela. Bir kez daha alayım şuradan kopya. Evet. Resmi bu şekilde dışarıdan fırçayla düzeltmelerde yaptığınızda gözün orijinalliğini, göz bebeğinin orijinalliğini kaybettiğini göreceksiniz. Ki şu anda gerçekten de resmin o canlılığı ne olmuş oldu? Gitmiş oldu. Kırmızı göz kaldırmayı anlaşıldı mı? Nasıl kaldırdığımız? Bu videoda durduralım.